على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع. السلام عليكم. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Seç Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Kur'an Yolunda programıyla sizlerleyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugüne uyandık ve sizlerle beraber yaşamaya devam ediyoruz. Yaşamımızın bu noktasında iki değerli konuğumuz var bugün. Bakalım Kur'an yolunda durumlar nasıl? Yine Muhammed Nurullah Dindar hocamız bizlerle. Kendisi kıraat ilimlerinin müderrisi İlk Seç Vakfı'nda. Aynı zamanda Haseki Eğitim Merkezi'nde kıraat ilimleri hocası oluyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, siz de iyisiniz. Allah-u Teala razı olsun. Allah afiyet versin. Eyvallah. Hocam, kıraat ilimleri diyoruz, okurken bile insan böyle daha yeni yeni aşina oluyor. Bugün bu kıraat ilimlerini biraz konuşalım. Konuşalım. Bu nedir acaba bu ilim? Değil konuşalım. Mi? Bunu konuşalım inşallah. Çalışalım inşallah. Ve Onurcan Güçlü kardeşimiz burada. Daha önce yine belki simasını tanıdınız, efendim aşina oldunuz. Kendisi kıraat merkezinde ikinci sınıf öğrencisi. Yani uygulamalı olarak bugün hem hocamız hem talebesi bizlerle beraber. Onurcan kardeşim sen de hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi bugünkü programımızda hem kıraat ilimlerini anlayacağız, tanıyacağız ama gerek radyo ve televizyon programlarında, reklamlarda duyuyorsunuz. Bir icazetten bahsediliyor. Bunu da konuşacağız bugün. İcazette az bir gün sonra inşallah bizlerle evet. beraber olacak. Daha evet. önce Nurullah hocamızı biraz tanıyalım mı? Tanıyalım İbrahim Bey. Muhammed Nurullah Dindar. Aslen Karadeniz tarafından, Karadeniz kökenli diyelim. Evet. Trabzon. Doğma büyüme Akyazı Adapazarı. Efendim işte farklı diyelim ilim meclislerinde bulunduk. Kimi yerden Arapça, kimi yerden kıraat derken en son zaten kıraatla alakalı olan tarafımız hali hazırda devam ediyor. Diğer taraflarda ölmüş değil ama en çok üzerine düştüğümüz ve yoğunlaştığımız şu anda kıraat ilimleri. Az önce kendiniz de evet. hani ifade ettiğiniz gibi takipçisi neredeyse hiç kalmayan bir mezhep haline bir nevi yani. En azından şimdilik öyle diyelim. Ama ufak ufak hareketlenme var, canlanma i̇nşallah. Var şükürler i̇nşallah. Olsun. Bunlarla alakalı inşallah daha detaylı yine görüşeceğiz tabii dediğiniz gibi. İnşallah. Şu anda da az önceki vermiş olduğunuz Rabbimizin ikramı olan vasıflarla yolumuza Hı-hı. devam etmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Hocam şimdi önümde bir broşür var. Bunlar sosyal medyada da yer alıyor. Ben kameraman arkadaşıma şöyle bir göstereyim. Kıraat ilimleri icazet merasimi deniyor. Hazır izleyenlerimiz bunu izlerken sizden dinleyelim. Ne zamandır, ne oluyor ve bu kaçıncısı düzenleniyor? Birincisi dedik, bir heyecan var mı? Evet, heyecan tavan zaten İbrahim Hı-hı. Bey. Yani buyurduğunuz gibi bu ilk icazet merasimi. Evet. Yani ilk icazet merasimi derken İstanbul'da tabii ki şimdiye kadar birçok üstadlarımız, İbrahim Tanrıkulu hocamız gibi, Hı-hı. Ali Şahin hocamız gibi, şimdi isimlerini hatırlamakta güçlük çektiğim belki birçok hoca efendiler şimdiye kadar icazet merasimleri yaptılar, kıraat icazetleri. Bu İlk Seç Vakfı adına yapılan kıraat icazeti olarak ilk icazet merasimi. Zaten biz acizane Trabzon tarafında görevliyken hı hı. Ali hocamızla, Ali Ulvi Uzunlar hocamızla görüşmelerimiz, işte sonuç itibariyle buraya gelmemiz, amacımız zaten kıraat ilmine yatırımdı. Sağ olsun Ali hocamız ve diğer belki birçok hocalarımız yine aynı şekilde hem Arapçaya, fıkha, tefsire, hadise falan yatırımlar yapıyorlar. Ali hocamız dedi ki ya bir de kıraata da biz Bismillah diyelim. Madem çünkü bu işte zaten önemli olan malum işin hocasının evet. bulunması. İşin hocası varsa o işi götürebiliyorsunuz. Sonuç itibariyle biz de Rabbimizin ikramı, tevfik-i ilahiyyesi, samadaniyyesi diyeyim. Hı hı. Kıraat ilimlerinde böyle bir aşk, böyle bir şevk doğdu askerden sonra. Hı hı.
Mehmet Talu Hoca'nın teşvikiyle beraber, Hüseyin Harputoğlu Hoca Efendi'nin rahlesiyle beraber en son geldiğimiz hal itibariyle işte bir adet Nurullah Dindar ve onun talebesi Onurcan çıkmış oldu piyasaya. Peki hocam, şu anda mesela bir sürü imamımız var. Allah razı olsun, camilerde görevli, müezzinlerimiz var. Evet. Bu bahsettiğiniz mevzular çok önemli. Artık bunu yeni yeni anlıyoruz. Peki onların geri dönüşleri, teveccühleri nasıl bu konuda? İlgileniyorlar mesela. İlgi başladı. Elhamdülillah. İlgi başladı. Şöyle ki, askerden hemen sonra yani 2002 yılında biz başladığımızda, hocamızdan derse başladığımızda, o zamanki kendi çapımızda yapmış olduğumuz bir araştırma en fazla Türkiye çapında 50-60, hadi bilemedin en fazla 100 kişi bunun talebesiydi. Yani kıraat ilimlerinin talebesi 100 kişi kadar vardı yoktu. Ama elhamdülillah o dönemden itibaren ilim meclisleri, halkaları bu noktada kıraatla alakalı arttı. Evet. Ve ciddi bir teveccüh gördü elhamdülillah. Bu teveccühün neticesinde de bugün sayılar gayet hani istenilen seviyede yine değil. Zira geçenlerde bir Kur'an'ı böyle boşa çıkarma çalışması yapan, tabiri caizse 1936'da yayınlanmış bir makalesi. Cefiri diye bir müsteşriğin, bir artık batılı din araştırmacısı diyelim. Onun bir makalesi elime geçti. O makaleyi okuduktan sonra kendi kendime dedim ki, ya böyle oturuyorum saat gece 2-2.30 yani tam da hatırlayamayacağım. Okudum, yahu memlekette hafızlık noktasında çalışma neyse aslında kıraat noktasında da çalışma o olmalı dedim kendi kendime. Çünkü biz hafızlığı niye devam ettirmeye çalışıyoruz? Veya birileri için ne konuşuyoruz, ne söylüyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim kaybolsa adam yazar falan diyoruz. Yani evet. O kadar kuvvetli Hıfz olduğunu. Hıfzetmiş artık. Tabii evet. O kadar kuvvetli olduğunu işaret etmek için bunu söylüyoruz. Halbuki sadece hafız rivayeti üzere yani Kur'an-ı Kerim'in işte 10 tane malum, geçen de bahsetmiştik. 10 tane kıraat var. Ayrı ayrı 10 kıraat. İşte 7 olarak baştan söylenmiş. Sonradan özellikleri taşıdığından dolayı 10 olmuş falan. Bu 10 kıraatın her birisinin içerisinde geçen her bir ayrı okunuş, her bir ayrı bir kelimenin her bir ayrı okunuşu, her biri ayettir. Dolayısıyla bunların her birinin aynı öyle hıfz edilmesi gerekir. Eğer siz bunu hıfz etmezseniz, birileri bir yerden çok rahat kendine göre bir yiv bulur, bir yer, bir yol bulur. Artık oradan doğru başlar kemirmeye dini. O 30'lu yıllarda okuduğunuz şey vardı ya. İşte o makalede. Ne yazıyor? O makalede adam kendine göre kıraatlerden meseleye giriyor ve baltalamaya çalışıyor. Resmen Kur'an'ı baltalamaya çalışıyor. Evet. Ve bu baltalamayı yaparken enteresan gelecek belki birçoklarımıza. Adam Buhari'den, Müslim'den delil getiriyor. Neyi eleştiriyor peki yani? Oradan nereden vuruyor? Orada işte Kur'an-ı Kerim tarihinde Peygamber Efendimiz'e işte Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmesi var. Evet. Ondan sonra işte Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e Cibril-i Emin malum yoluyla vahyedilmesi meselesi var. Acaba orada karışıklıklar oldu mu olmadı mı? Bu kadar vücuhatlar niye? Bir kelimenin 50 türlü okuması mı olur? Anladım. Yani neden tek okunuş yok da 3, 5, 7 gibi? Tabii. Hatta ondan eleştirmiş. Araştırdığımız zaman da, baktığımız zaman da yani bugün Google Molla diye kimine göre Molla, kimine göre başvurduğumuz bir yer var. Oraya baktığınız zaman da adamlar, şimdi reklamını yapmış olmayayım, falanca bir belgesel kanalının tahrif edilmiş kitap Kur'an diye belgeseli var adamın yani. Allah Allah. Adamlar bunun üzerine çalışıyorlar ve Müslümanlar bugün yatıyor. Biz şurada yapmış olduğumuz şeyi tabiri caizse abartmıyoruz ama aslında abartarak çok çok üzerine gitmemiz gereken bir mesele var ortada. Evet. Yani fıkıhtan, tefsirden, hadisten ziyade, evet onların her birisi ayrı birer baş tacı ilimdir. Ama biliyoruz ki kıraat ilimlerin anasıdır. Öyle der Abdülfettah Pahlevi Hazretleri kitabın başında, Zübdetül İrfan isimli kitabın başında. Der ki, ilmül kıraat, ümmül ulum. Annelerin, ilimlerin anasıdır. Kıraat ilimleri ilimlerin anasıdır. Niye? Evet. Çünkü fıkıhtan bir farklılık oluşacaksa yine kıraat ilimlerinden gelen vücuhat da o farklılık oluşacak. Veya farklı farklı değişik yerlere, mercilere başvurarak yine olacak. Sonuç itibariyle o kişinin diyelim 36'da yazılmış, ben bunu 2018'de okuyorum. Evet. Yani aradan 80 küsur yıl geçmiş ancak okuyorum ben o yazıyı. Adamlar bizim dinimize bizden ne kadar daha aslında teveccüh gösterip
yıkmak anlamındaki teveccühü gösterip çalıştığını gösteriyor. Yani, şöyle mi acaba anlatabiliriz bilmiyorum. Şimdi bizler plan yaparken, program yaparken bir sene sonrasına bakıyoruz. Adamlar 50 sene, 100 sene sonrasının planlarını yapıyorlar. Evet. Ya, kısa, orta, uzun vadeli diye. Peki hocam, şimdi oradan evet çok önemli bir hale geldi. Peki şimdi Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı var. Evet. Artık birçok noktada da bu çalışmalarının çeşitlendiğini ve desteklerin verildiğini biliyoruz. Bu konuda nasıl acaba Diyanet İşleri'nin bakışı, kıraat ilimlerine? Diyanet İşleri Başkanlığımızın bakışı elhamdülillah özellikle son 30-40 yılda daha da hareketlendi. Yani tabii bu 40 yılın baş tarafını ben bilemem. Sadece bizim üstadlarımız bu noktada daha evet. bilgi sahibidirler. Ama en azından şurayı biliyoruz. Baya baya bitmeye başladığı bir dönemde çevrede, çerçevede yine birileri, yine üstadlarımız, hoca efendiler kıraatları okutuyorlar ama malum işin resmi bir destek görmesi çok farklı her zaman. Bu anlamda Tayyar Altıkulaç zamanında, Diyanet İşleri Başkanı o zaman, işte Tayyar Altıkulaç hocamız zamanında bu iş devreye girmeye başlıyor, kıraat ilimleri yavaş yavaş. Ve arkasından gelen başkanlar bunu destekliyorlar. Devam, 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 devam ve gelinen noktada elhamdülillah kıraat ilimlerinde ciddi bir mesafe alınıyor. Diyanet İşleri'nde eğitim, özellikle eğitim merkezlerinde tabii bu. Eğitim merkezlerinde örneğin şimdi aklıma gelen mesela Rize Eğitim Merkezi var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Orada işte vaiz müftü yetiştiği gibi oradan artık kurralar da yetişiyor. Hatta ilk açıldığında orada iki sınıf birden açıldı kıraatten. 15'er kişilik veya 20'şer kişilik sınıflar halinde 40 kişi olarak ki benim ilk başladığım zamanlarda 60-70 kişiden bahsediyorum. Hadi olsun 100 kişi diyorum. Sadece bir kalemde işin içinde devlet desteği oldu mu böyle? Kurra hafız dediği zaman hem hafız hem de farklı farklı okuyabilen manasına geliyor. Okuyabilen ve onları muhafaza edebilen. Muhafaza edebilen. Tabii Allah'ın izniyle. Evet. Yani piyasada çok okuyucu hocalarımız var. Evet. Allah onlardan razı olsun. Tamam. Ama okuyucu olmak bir yere kadar. Asıl onu okutucu olmak ve ona sahip çıkan ekip başkalarını orası. Başkalarını anlatabilmek bunu. Tabii. Gibi. Onu bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu anlamdaki çalışmaları takdire şayan kısacası. Hocam tam burada okutmak, bunu tatbik etmek, muhafaza etmek demişken, şimdi Onurcan kardeşimiz de hazır buradayken bunu izleyenlerimizle hepimizin böyle anlayabileceği şekilde nasıl anlatabiliriz? Mesela şu okuyuş var, bu okuyuş var. Bir ara siz bir örnek vermiştiniz ya. Evet, evet. Bunu evet. uygulamalı olarak böyle şekil A1 derler, tahtada gösterirler. Biz de kardeşimizle beraber bunu dinleyebilir miyiz? Nasıl yapalım? Yapalım, çok güzel olur. Zira okuyan geçen gün hocaydı, şimdi daha hocalık Eyvallah. Yolunda ilerleyen bir delikanlı. Eyvallah. Belki daha da hani hissederiz bir nevi İnşallah. Meseleyi. O zaman nasıl yapalım hocam siz? Şimdi delikanlımız söyleyeyim. Bir aşır hazırladı zaten. Bu aşır şerifi biz format gereği malum ilk önce devamlı programlarınızda aşır önce okunuyor. Zariyat zaten, suresi. Zariyat değil suresi. Evet. Evet, Zariyat suresi almış. Tamam. Bir dinleyelim. Onu oradaki bir dinleyelim. Farklılıkları tamam. beraber görürüz. Tamam. Onurcan kardeşim dinleyelim Peki. inşallah. Sonra tekrar size mikrofonu verelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun. Ve min kulli şeyin خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Sadakallahul azim. Razı olsun. Şimdi hocam. Evet. Kardeşimiz okudu Zariyat suresi 47 ve 51. ayetleri. Bizler sadece, ben kendi açımdan söylüyorum ve benim gibi kardeşlerim için, namazda ne okuyoruz programı vardı ya malumunuz sizin. Biz sadece kıraat dediğimiz zaman Fatiha'yı kurtaracak, ihlası düzgün okuyacak şekilde bir kıraat yapmak, namazın içindeki farzlardan bir tanesi diyebiliyorduk ama sizin vesilenizle, kurumunuz vesilesiyle biz bunun ne kadar aslında geniş bir yelpaze olduğunu öğrendik. Şimdi bu kardeşimiz okudu bunu. Evet. Bunun daha değişik mi okunuşu bu kıraate giriyor? Şimdi ne yapacağız mesela? Nasıl şimdi, okuyacak? Bu hafız kardeşimiz artık kurra olma yolunda inşallah. Maşallah. Yarıya kurradır. İnşallah kurra olacak. İnşallah. Bu delikanlımızın okumuş olduğu ayetlerde mesela bir yeri, bir iki ayeti aynı standart bizim Hafs rivayeti. Yani bugün siz de Kur'an-ı Kerim'i açsanız önünüze, biz de açsak hep beraber ortaklaşa okuduğumuz Elif bir... Elif miktarları vesaire belli olan. Her şey aynı. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْلٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ. Burası normal geçti. Hı-hı. Normalde burada da farklılıklar var. Hı-hı. Ama orayı bir girizgah yaptı bir nevi. Sonra geldi وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ derken orasını 4-5 sefer gitti baştan aldı yani. Evet, tekrarladı. Tekrar. Ne yaptı? Bir okuyuşunda لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ dedi. لَعَلَّكُمْ kelimesini لَعَلَّكُمُ okudu. Bir okuyuşunda tekrar geri geldiğinde وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْءٍ diye böyle uzattı. Sonra tekrar aynı yere aldı, bir daha uzattı. Biraz bir kademe daha bu sefer, bir farkla beraber. Onun arkasından İşte normalde ve min külli şeyin halakna dediğimiz yeri şeyin halakna diye farklı izhar olan yeri ehlince malum. Yani tecvid bilen, çok kısa bir tecvid bilgisine sahip olan birileri bile çok rahat anlayabilir. Evet. İzhar olması gereken yeri ihfa yapmış oldu. Şimdi bunların az önceki okumuş olan bu diyelim versiyonlar, bu farklılıklar bunların manayla çelişen hiçbir tarafı yok. Yani baştan aşağı hep bütün kelimeleri
bizzat aynı. Mana itibariyle hep aynılar zaten. Evet. Sadece kelimelerin telaffuzundaki farklılıklar var burada. Manada hiç yok. Şöyle ki, Erzurumlu birinin geliyorum demesiyle İstanbullunun, efendim Anteplinin demesi arasında her ne kadar telaffuz itibariyle farklılık olsa da evet. Mana itibariyle bir farklılık yok. Nasıl? İşte Erzurum'la kardeşim gelirem der, diğeri geliyorum der, Trabzonlusu evet. Geliyorum der, Anteplisi geliyem der ama hepsi gelmekten bahsetmiştir yani. Hepsi gelmekten evet. bahseder. Dolayısıyla bizim burada bu kardeşimizin yapmış olduğu bu uygulama şu andaki kıraatin aslında mana itibariyle telaffuz açısından sadece bir farklılık olduğunu gösterir. Mana itibariyle hiçbir farklılık olmadığını misal verilecek olan türden bir okumadır. Ama öyle yerler vardır ki manayı teyit eder, manayı kuvvetlendirir. Kelimelerin yapılarında bile bazen bir takım değişiklikler meydana gelerek çalışmalar, okumalar yapılır. Bunların manayı etkisi vardır. Örneğin işte yatuhurun kelimesi geçer. Burasını bazı kıraat imamları yattahurun şeklinde okumuşlardır. Bu evet. okumalardan da işte fıkhi bir takım farklılıklar, tecrübeler ortaya çıkar, uygulamalar ortaya çıkar. Şimdi tabii ki o bizim yapmış olduğumuz programımızda kişinin namazını kurtaracak kadar. Çünkü biz onu ne yapıyoruz? Sadece Kur'an-ı Kerim'esini yeter ki okumayı becerebilelim tarzında bir uygulama o. Kurtarma. Kurtarma evet. tarzında. Ama burada yapılan, biz resmen burada dini kurtarma tarzında ya. Bir hareket yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu icazet merasimi, bakın ey Müslümanlar, bizler bu yapmış olduğumuz çalışmanın artık sonuna geldik. Sizleri de bu merasimde görmek istiyoruz çalışması. İcazet evet. merasimi bunu anlatıyor. Dikkat ederseniz, tabii davetiyeleri dağıtıyoruz, afişleri yapıştırıyoruz. Ben şöyle bilmiyorum ne kadar görünebilir. Görünür hocam. Davetiyemizi, zaman zaman yaptığımız çalışmamızda, davetiye çalışmasında bir takım hatalarımız var, yok değil. Zira sonradan eyvah şunu şöyle yapmışız dediğimiz de oldu. Davetiyenin tamamı Osmanlıca. Maşallah. Osmanlıca, Türkçe olanlar da var ama Osmanlıca özellikle yaptık. Ya biraz da biz bunu esnafa, geçmişlerimize bir vefa borcumuz var bizim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hattı itibariyle, Osmanlıcamız malum, hattı itibariyle madem Kur'an-ı Kerim'in biz bir reklamını yapıyoruz, bu anlamda icazetname demek bir nevi Kur'an-ı Kerim'in reklamı demektir yani. Ve böyle bir metin hazırladık. Dikkat ederseniz İbrahim Bey, ne icazet veren kişinin ismi var burada. Ne icazet alacak olan talebelerin ismi var burada. Bana kızdılar. Dediler ki ya bir icazetname, bir davetiye hazırlayacaksınız. Bir düğün davetiyesi, damadın kim davet ediyor ve kimin icazeti? Damadın ismi var, ne neye davet ediyorsun? Gelinin ismi var yani bir nevi. Evet. Ben de şunu dedim. Biz davetiyeyi dağıtıyoruz. Ey Lale Gül'ü izleyen kardeşlerim. Evet. Ey bu çağrıyı duyan kardeşlerim. Bu davete şu anda şahit olan kardeşlerim. Bu Kur'an'ın daveti. Bu Nurullah Dindar'ın, Ali Ulvi Uzunlar Hoca Efendi'nin, işte Onurcan Güçlü kardeşimin daveti değil. Bu Kur'an'ın daveti. Geleceksiniz, buyurun Kur'an'a gelin. İsme gelmeyin. Biz derdimiz çünkü dinimizdir diyoruz her zaman. Bizim davamız Kur'an'ımızdır, imanımızdır. El alemin işte o Arthur Jeffries'i kalkıyor 36'da yazdığı bir makaleyle beraber bugün benim dinimi sallamaya hala devam ediyorsa ve bizim daha yeni haberimiz oluyorsa bundan, ya, değil mi? Muhtemelen bizden çok çok daha evla üstadlar, büyük üstadlar, Allah onlardan razı olsun, belki üniversitelerde, ilahiyatlarda olan üstadlarımız onları çoktan okumuşlardır. Ama bu maalesef bizim geri bırakılışımızın resmen neticelerinden bir tanesi işte. Evet. Ben çoktan ulaşabilmem lazımdı o bilgilere, o belgelere. Ama nedir? Üstadların önüne ancak geçmiş ellerine, onlar paylaşmışlar, biz de ancak buluyoruz. Nasıl bir ortamdan geldiğimizi daha iyi anlıyoruz, değil mi? Aynen öyle. Hani zamanında ahırlarda Kur'an-ı Kerim'in gizlice öğretildiği, sandalların içinde, mum ışığında gizli gizli öğretildiği yerlerden nerelere aynen gelinmiş öyle, gerçekten. Aynen öyle. Aynen şimdi öyle. O zaman bizler tekrar edelim değerli izleyenlerimiz. Zaten tanıtımda da izliyorsunuz, arkadaşlarımız altta da veriyorlar. İcazete biz davet ediyoruz. Birinci icazet merasimi. İlk Seç Vakfı bünyesinde eğitim gören Aşere Tagrip Dağları'nda hatimlerini tamamlayan kardeşlerimiz icazetlerine kavuşacaklar. Ne zaman? Bu pazar günü.
Önümüzdeki hafta önümüzdeki pazar. Yani ne 30 demek? Eylül. 30 Eylül'de diyelim biz. Bazen programımızı internetten tekrarını takip ediyorlar. 30 Eylül pazar saat 10.30'da. Yahu canlısı bu işin yerinde varken internetten... Canlısı varken ne gerek var? Niye böyle yapıyorsunuz değerli izleyenlerim? Tabii diyelim. Canım bizim yani. İstemedelim yani. Tabii. Evet. Şimdi elhamdülillah şimdi yani bir kişi, bir baba canlıyken evet. Ziyaret edildi mi daha güzel? Evet. Ya bir de bunun gidip mezar taşını okuyorsun yani. Evet. Bu daha güzel. Şimdi hocam bir de burada birçok kardeşimizin de ilgileneceği güzel bir haber var. Not yazılmış, davet sonrası pilav ikramı olacaktır diye. Hmm. Böyle bir durumda. Zannediyorum geniş bir katılımda bekliyor olabiliriz. Tabii. Eyvallah. Bu olsun. İşin latifesi hanım kardeşlerimiz için yer var mıdır? Yerimiz, mekanımız, her şey mevcut. Olalım. Onlar da sıkıntı yok. Onlar eyvallah. Da. Şunu da hemen unutmadan hatırlayalım, hatırlatalım. Allah nasip ederse, şimdi Kur'an-ı Kerim meclisi dedik. Davet eden evet. falan önemli değil. Davet, Kur'an daveti. Buyurun gelin. Evet. O gün... Cidden önemli bir işimiz yoksa Allah için işi gücü bırakalım abi. Gelelim Kur'an-ı Kerim meclisinde bol bol istifade edelim ki o gün rahmetin böyle sağanak sağanak yağdığı bir gün. Evet. Biiznillahi. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ve kıraat icazetlerinin bir özelliği şu, konuşmacı sayısı çok azdır. Ve konuşma süreleri de çok azdır. Kur'an okunur. Bol bol Kur'an-ı Kerim okunur. Az önce burada Onurcan kardeşimizin yaptığı tarzda dünya kadar aşırı okunur. Belki var. Onlarca okunur. 2 saat, 3 saat boyunca zaman zaman. Osmanlı'da bunu gün gece yapan insanlar olmuş yani. Ya. O kadar çok üstadı var bu işin o zamanlar tabii. Yani bol bol Kur'an dinlemek isteyen, farklı farklı İstanbul'un böyle güzel hocaları, onlardan da tabii gelecekler. Tanıdığımız, tanımadığımız dünya kadar insan gelecek. Allah nasip ederse bol bol dinleyelim. Sevmeye, i̇nşallah. Sevdirmeye devam inşallah. İnşallah. 30 Eylül, pazar saat 10.30'da. Nerede? Soğanlı'da değil mi hocam? Bayrampaşa, şeyde, Kocatepe'de. Kocatepe'de. Eyvallah. Çok fazla okul olduğu için şimdi. Evet. İnsan karıştırıyor maşallah. Evet. Allah-u Teala sayılarını çoğalsın. Efendim şimdi İlk Seç Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Kur'an Yolunda programının yavaş yavaş nihayetine giderken biz vakfı diyoruz, İlk Seç Vakfı diyoruz. Bir vakıf ve birçok talebe okuyor. Vakıf dendiği zaman da aklımıza zaten hayırseverlerin bağışları geliyor. Bu noktada bizi belki ilk defa takip edenler vardır. Hayırsever kardeşlerimiz katkıda nasıl bulunabilirler acaba? Hangi yolları izleyebilirler? Öyle ya, bu kadar hizmet evet. ancak yani. Tabiri caizse sadece hocanın nefesiyle değil, babanın kesesiyle de o doğru. Dönüyor. İkisiyle beraber. Dolayısıyla babanın evet. kesesi burada, bizi izleyenler oluyor. Yani. Cenab-ı Hak bu tür kurumlarımızın eksikliğini vermesin. Amin. Başta işin resmi kanalı, fahri kanalı, artık hasbi kanalı. Bunların her birisi dine hizmet için varlar. İlk Seç Vakfı da bunlardan birisi, beyan ettiğiniz gibi. İlk Seç Vakfı ile bu noktada çalışması gereken, kendisini ben gayretli görüyorum, biraz daha bir şeyler yapayım diyen kardeşlerimiz için İlk Seç Vakfı'nın zaten banka hesapları, efendim telefon numaraları 24 saat çalışıyor, hiç sıkıntı yok. Çocuklarımız var. Bunlar kimisinin babası yok, kimisinin annesi yok, kimisinin ikisi de yok. Bunların elinden tutmak İlk Seç Vakfı'nın evet her ne kadar uhdesinde yer alsa da aslında Müslümanlar İlk Seç Vakfı demek Müslümanların uhdesi demektir. Evet. İlk Seç Vakfı'nın bugün ismini birileri gelmiş yapmışlar demişler ki İlk Seç Vakfı ismi bu olmuş. Efendim başka bir tane vakfın ismi o olmuş artık neyse. Yani bunların her birisine sahip çıkmak bizim için elzemdir, evet. vazgeçilmezdir. Zira İlk Seç Vakfı'nda biz olduğumuzdan dolayı, İlk Seç Vakfı ile çalıştığımız için elbette ki biz İlk Seç Vakfı'nı burada konuşuyoruz. Burada delikanlılarımız için yapılan efendim ne kadar çalışma varsa özellikle bu anlamda biz parasıyla puluyla elbette ki kimsenin ilgilenecek halimiz yok ama parasız pulsuz da bu işler olmuyor açıkçası. Yani. Biz Karadeniz'de evet. böyle çok açık konuşmaya alıştık açık yani. İlla diyeceksin ki para. Yani olacak, aslında olmadan hocam, olmuyor. Güzel izah ettiniz. En geriye gitsek dahi şunu göreceğiz. Peygamberler, Allah-u Teala hepsinden razı olsun, şefaatlerinden abi. Mahrum eylemesine amin. Kimisi çobanlık yapıyordu. Ya. Kimisi demirle ilgilendi. Kimisi terzi. Sonuçta peygamber olmalarına rağmen ki bizden daha yakınlar bütün vakaları, onlar da çalıştı. Evet. Dolayısıyla mutlaka bir iaşe gerekiyor. Oradan kesinlikle. Da bakabiliriz yani. Kesinlikle. Buna. Yani eyvallah. İşin iaşesi, ibatesi, eğitimi evet. bunların her birisi ya parayla oluyor. Bir de kaliteli bir eğitim verilmesi için sonuçta. Bir çocukları gezdireceksin, yok havuza götüreceksin, halı sahaya götüreceksin gibi şeyler. Aynen. Evet, aynen. O zaman o telefon numaralarına, internetten vesaire kesinlikle. Yani ne yapabilirsek, ne yapabilirsek.
Yani ben işte şu kadar, ayıp olmaz mı? Olmaz. Bu işin ayıbı yok. Hocam, Cenab-ı Hakk'ın katında her şeyin bir değeri vardır. Ortalama bir kardeşimiz mesela, izleyenimiz. Ben bu hafızları görüyorum. Bu kardeşlerimden bir tanesini. Mesela bir yıllık okuma, işte burs mu deniyor ona? Burs. Onu karşılamak istiyorum. Ortalama ne kadar oluyor şeyleri? Ortalaması, yani bütün kurumların ortalaması olarak söyleyecek olursak 6.000, 7.000 civarında. Ama kimi kurumda 5.000 liradır bu. Kimi senelik kurumda, değil mi bu? Tabii senelik. Yani aylık değil, senelik. Aylık 350-400 liralık bir şey. Yani ben derim ki misal işte şu öğrencinin öyle bir öğrenci ki işte yok gariban ama zeki çocuk. Evet. Elinden okumak tutulmuş. Okumak istiyor. Tabii, veya annesinin babası imkanı yok. Yok imkanı. Evet. Böyle çokları var. Ben buna kendim şimdiye kadar kendi çocuğuma yapamadım. Evet. Bari buna yapayım. Benimki okumuyor, o okusun. Ya zaten Ali Haydar Efendi rahmetli öyle buyururmuş. Evet. Benim oğlum, benim çocuğum benim sulubumdan gelen değil, benim yolumdan gidendir. Evet. Önemli olan burası zaten. Ya. Yani kimin acaba Fatiha'yı ben elimi açtım, ben senin neslinden değilim diye sana gelmeyecek değil ki bunun sevabı. Hı hı. Banko gelecek. Hatta belki daha da farklı gelecek çünkü hiç senin olmayan... Karşılığım yok. Karşılığın yok. Tabii. Hani Müslümanın bir başka kardeşine yaptığı duanın makbul olması gibi. Aynen mi? Öyle. Daha zaman güzel. Zaman İbrahim İnşallah. Bey aklıma hep gelir. Ey Nurullah, kim bilir sen kimlerin vermiş olduğu sadakalarla, zekatlarla, fitrelerle okudun diye kendi kendime çok muhasebesini yaparım bunu. Ve onları ya Rabbi tanımıyorum, görmedim, bilmiyorum. Belki toprak altındalar. Allah'ım sen affeyle diye. Amin. Hiç bilmiyorum çünkü adamları. Amin Allah'ım, amin. Daha ne olsun? Aynen öyle. Ne verirsen elinle, o gider seninle. Ne güzel söylemişler. Fazlası gidiyor hocam. Çok daha fazlası gidiyor. Müslüman kurnaz olur derler, ahiret yatırımı yapar. Hani derler ya, biz o kurnazlardan oluruz inşallah. İnşallah. Hocam geldik programın nihayetine. Vay be, ne çabuk geçti bu, böyle olmasın. Yani bugün bu Onurcan kardeşimizin anlattığı, mesela okudu ya, sizin anlatmanızla daha iyi kavrayabildim. Mesela tekrar ediyor ya, evet bunun tekrarını ama ne kadar farklı okunduğunu mesela daha iyi anlayabildik. Hem Onurcan kardeşimize teşekkür ediyoruz maşallah, Allah razı olsun. İnşallah. Belli bir zaman sonra, bir sene mi sürüyorlar hocam mesela şey olması? Onurcan burada. Kardeşimizin bu üçüncü senesi bitiyor artık. Yani normalde üç senede? Üç senede tabii. Allah'ın izniyle bitiyor. Tabii, aşere, takrib, tayyibe dalları diyoruz. İnşallah. Bunlar bitiyorlar, icazetlerini alıyorlar. Seneye de inşallah Onurcan kardeşlerimizin icazeti olur. İnşallah. Yani sonra tabii. Onurcan kardeşlerimizin talebelerini inşallah alırız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim, Allah razı olsun. İnşallah. Hocam inşallah. Size de çok teşekkür ediyoruz. Biz de şimdiden başarılar diliyoruz. Allah-u Teala nazardan muhafaza buyursun. Başarılar ihsan eylesin. Son olarak Amin. Bir dua alalım sizden. Bir veda alalım. Cenab-ı Hak çıktığımız yolda ayağımızı kaydırmasın. Amin. Şeytana fırsat vermesin. Amin. Neslimizi, nefsimizi muhafaza buyursun. Amin. Kur'an-ı Kerim'e en azından merasimde sahip çıkmayı nasip eylesin. Amin. Yani sadece merasimde tabii ki değil ama bu bir yoldur, bir araçtır, bir sadece bir vesiledir. Yoksa amacımız icazet değildir bizim. Eyvallah. İcazet işin vesilesidir. İşin reklamını yapabilmek için bir yoldur. Dine sahip çıkmaktır önemli olan. Bir şarkıcıya, bir türkücüye, bir o işte olur olmaz birçok yerlere dünya kadar vakitler ayırıyoruz, nakitler ayırıyoruz. Evet. İşte acaba Maalesef. Hangisi daha layıktır bu işlere? Sadece bunu mefkure-i umumiyeye bırakıyorum bunu. Eyvallah. Cenab-ı Hak hepimizi daim ve kaim eylesin. Amin. Bütün duaya, hocalarımızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı amin. Olsun. Allah razı olsun. Gerçekten bugün daha böyle farklı bir program oldu değil mi Onurcan? Sen de hissetmişsin dedi. Daha böyle hasbihali güzel bir program oldu. İnşallah bu da bu icazet merasiminin belki de bir bereketiyle olsa gerekir İnşallah. Diye düşünüyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmeyi ve okuduklarıyla en güzel şekilde amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin, amin diyoruz. Amin. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İcazetimiz var. İlk Seç Vakfı Kıraat İlimleri 1. İcazet Merasimi. İlk Seç Vakfı bünyesinde eğitim gören ve aşere takrip dallarında hatimlerini tamamlayan 11 talebemizin icazetlerine kavuşacakları, ayrıca birbirinden değerli konuk ve karilerin katılımlarıyla bereketlenecek İlk Seç Vakfı Kıraat İlimleri 1. İcazet Merasimi 30 Eylül Pazar saat 10.30'da İstanbul Bayrampaşa Kocatepe Camii'nde. Tüm halkın
halkımız davetlidir. İrtibat 0850 303 2071 0212 640 4808. İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru. Hayra vesile olan, o hayrı yapan gibidir. İlk Seç Vakfı, 1500'e yakın Kur'an talebesine eğitim veriyor ve geleceğe inançlı nesiller yetiştiriyor. Gelin, sizin de bir hafızınız, okuduğu her ayette hisseniz olsun. Bir hafızımızın aylık burs bedeli 300 liradır. İrtibat 0850 303 2071. İlk Seç Vakfı, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru. نورٌ على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نورٌ على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا